Güneşlendim ve domatese döndüm. Çok güzel bir yer. Bu ne? Şey, koma. Are you ready? Masına rağmen toplu taşımalara hiçbir zaman çok çabuk geçti. 10 ay oldu neredeyse. Anime vakit ayırmam benim için çok önemliydi. Burası kaldığımız yer. Boris ile birlikte. Şu an Amara plajındayız. Buraya 2 gün önce geldik. Biraz keyif yaptık Boris ile. Plajda birazcık yürüyüşler yaptık, işte oturduk. Güneşlendim ve domatese döndüm çünkü dün bütün vücudum kıpkırmızı oldu, yandı. Yani güneş kremi sürmüştüm biraz ama yeterli değildi galiba. Farkında olmadan. Where are you going? Wait a minute. Farkında olmadım herhalde, böyle bir şeylerle uğraşırken bütün vücudum kıpkırmızı olmuş. Domatese döndüm ya. Bakın. Sırtım felaket. Şimdi Boris ile plaja doğru yürüyoruz. Yakın bir yerdeyiz. Allah'tan. Buradan önce La Fortuna'daydık biliyorsunuz. La Fortuna'dan sonra buraya doğru geldik otobüsle. Arabayla değil ama otobüste bayağı bir macera oldu bize. Çünkü çok uzun sürdü. Galiba 9 saat falan sürdü çünkü trafik vardı yollarda ve 3 kez otobüs değiştirmek zorunda kaldık. Sonra bekle falan derken bayağı bir sürdü. Şimdi de Samara plajındayız. Bu Costa Rica'nın güney kıyısı. Costa Rica'da doğası ve plajlarıyla çok popüler bir yer. İşte bunun gibi birçok böyle plajlar var Costa Rica'da. La Fortuna'da doğanın içinde vakit geçirdikten sonra plajları görelim dedik. O yüzden buraya geldik şimdi. Aynı zamanda da surf yapılan bir yer. Burada surf de yapılıyor. Aynı Puerto Escondido'daki gibi. Ama tabii oradaki kadar büyük dalgalar yok. Biz surf yapmayacağız. Sadece keyif çıkarıyoruz. Böyle dinleniyoruz. Çünkü benim gezimin son haftası. Haftaya İstanbul'a geçeceğim. Oradan sonra da Giresun ailemin yanına. Sonunda onlarla buluşacağım. Boris de geri Amsterdam'a dönecek. Ben de herhalde Ağustos'ta falan 2 ay ailemle vakit geçirdikten sonra Amsterdam'a geri döneceğim. Samara plajı. Denizi biraz dalgalı. Karadeniz gibi. Yalnız burası çok sıcak. Her gün 35 derece. Sabahları güneşli oluyor. Akşama doğru, yani öğlen sonu 2-3 gibi yağmur başlıyor akşama kadar. Çünkü yağmur sezonu olduğu için bayağı bir yağıyor. O yüzden sabahları böyle sabah öğlene kadar burada vakit geçiriyoruz. Sonra yerlerde oturuyoruz, bir şeyler yiyoruz ya da yemek yapıyoruz birlikte. Böyle. Bugün gölgede oturacağız çünkü her yerim yanıyor hala. Bakın çok güzel bir yer. Samara plajı. Şimdi de dün Boris tamak satın aldı. Onu deneyeceğiz. Bakalım başarabilecek miyiz? Let's see if it's gonna work. I don't know how to do it. But you check together. No, but I don't remember. Bunu dün adamın biri sardı, satıyordu. Çok istedi, aldı. Kaç liraydı? How much was it? $10? $10. Bakalım asabilecek miyiz? Çünkü hatırlamıyor düğümün nasıl yapıldığını. Onu bir deneyeceğiz şimdi. Yemyeşil bir ülke. Herhalde burası aynı birazcık Kolombiya gibi yemyeşil. Çok kurak bir yer değil. Aynı Kolombiya'daki gibi. Meksika daha kurak bir yerdi. Boris, that tree is better, no? It's smaller. Look, she did as well. Maybe you can ask to her. Because it's a short hammock. Let me try. But this is very Hi. Evet, hamağımızı astık. Boris demin yattı üzerinde. Şimdi denize doğru gidecek. Hoppala.
ve sağlam. Hey! Küçük bir yamak ama rahat. Yalnız sırtım yanıyor. Felaket bir şekilde. Samara plajından sonra Santa Teresa'ya gideceğiz. Yine sahil kenarında bir yer. Ondan sonra Montezuma. Sonra da yavaş yavaş geri döneceğiz San Jose'ye. Çünkü 15'inde uçağımız. Boris şimdi atlarla sahilde dolaşacak. 2 saat sürecek. Adam yeni geldi. Hola. Hola. Bueno? Sí, sí, sí. Hey. ¿Cómo te llamas? ¿Qué se llamas? Este se llama Paolo. 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 Qué lindo. Y sí, está bonito. Este es flaco. Hola, flaco. Hola. ¿Y tú cómo te llamas? Mihal. Mihal. Sí, es un turco nombre. No, ¿y tú? Un nombre turco. Sí, mi nombre es turco. ¿Y tú? Agustín. Agustín. Es muy español. Sí, sí, muy. Flaco. Hey. Casi no hay de esos nombres. Exacto, sí, sí. Estaba cambiado. Pal. ¿Cómo? Casi muy poco. Mi nombre en personas muy poco. Ajá. Agustín. Es una antigua nombre, ¿sí? Agustín. Hay mucho, ¿cómo se dice? Mosquitos. Mosca. Ah, sí. Ahora es la época de la mosca. ¿Aquí tocar está bien? Sí. Hoy. ¿No? Ahora es la época. ¿No te gusta? No le gusta. No le gusta, sí. Está bien. Muy popular. Vamos, Boris. Vamos. Vamos a hacer 2 horas. 2 horas? Sí. ¿Puedo pagarte ahora? Porque es difícil que tener las cosas. Are you exciting? Sí. Are you ready? İki saat tur yapacak, sonra geri dönecek. Ben gitmiyorum çünkü. Yaptım zaten Kolombiya'da bir kez ve Peru'da. Ciao. Ciao. Hasta luego. Hasta luego. Ciao. Montezuma'dan selamlar herkese. Şu an hala Costa Rica'dayım. Son 2 günüm kaldı. Bugün Perşembe, Cumartesi gidiyorum. Artık yolculuk vakti geldi. Son ülke Costa Rica'ydı. Burada gönüllü iş yaptım. 5 hafta kaldım. Neredeyse 10 aydır Latin Amerika'da geziyorum. Sadece gezmedim elbette. Gönüllü iş yaptım. Bunları sizinle paylaştım. Yürüyüşler, gezintiler, birçok insanlarla tanıştım ve hayatımın en güzel tecrübelerinden birisiydi. Tabii ki bu yolculuk beni yıprattı da. Çünkü sürekli yer değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. İşte bütün kıyafetler, bütün eşyalar sırt çantanın içinde. Gezinti halindesiniz ve bu bir zaman sonra tabii yoruyor. Beni de yordu bayağı. Birçok iyi ve kötü yanları var. Ve otobüsle yolculuk, Costa Rica'daki yolculuk, otobüs yolculuğu felaket, hiç güzel değildi. Çok zengin bir ülke ve çok pahalı bir ülke. Olmasına rağmen toplu taşımalara hiçbir yatırım yapmamış devlet. Çünkü başka ülkeleri nazaran, yani Latin Amerika'daki bütün başka gittiğim ülkelerde toplu taşıma çok daha iyiydi. Burada yani bazı yerlere gitmek için, yani Montezuma'ya gelmek için, Samara'dan Montezuma'ya gelmek için bayağı bir uzun bir yol kat etmeniz gerekiyor. Halbuki 4-5 saat sürüyor ve 10-11 saatlik yolda geçirmeniz gerekiyor otobüsle. Bunu yapmadık. Samara'da güzel vakit geçirdik Boris'le. Ondan sonra oradan otobüsle gidecektik. Yalnız bu çok dolamaçlı bir yol rota olduğu için araba kiraladı Boris. Oradan arabayla Santa Teresa'ya geldik. Santa Teresa'da da vardığımız gün fırtınalı bir gündü. Pek bir şey yapamadık. Çünkü ertesi gün her yer kırık döküktü. Yollar falan tamirattaydı.
O yüzden pek bir şey yapamadık. Orada iki gün kaldıktan sonra bu arada bayağı bir aksilikler geçirdik ama neyse detaya girmeyeceğim fazla. Çünkü anlattıkça yoruluyorum. Hala yorgunum aslında. Oradan Montezuma'ya geldik. Allah'tan yakın bir mesafeydi. Yani yarım saat falan sürdü. İlk önce otobüs sonra taksiyle buraya kadar geldik. Hostelde kalıyorum şu an. Boris de bir tura katıldı. Şu an burada değil. Son günlerimin tadını çıkarıyorum burada. Cumartesi İstanbul'a geçeceğim. Orada birkaç gün arkadaşımın yanında kalacağım. Eski ev arkadaşım. 2014'te staj yapmıştım İstanbul'da yarım yıl boyunca. Mimarlık bürosunda. Oradan hala görüştüğüm arkadaşlarım var. Orada kalacağım. Onlarla görüşemeyeceğim maalesef. Çünkü biletimi alırken bayramı unutmuşum ben. O yüzden orada birkaç gün kalacağım. Belki denk gelir gelmez. Sonra ailemin yanına gideceğim. Çünkü annem ve babam şu an Giresun'da. Ve onları çok özledim. Annemi çok özledim. Ona vakit geçirmek istiyorum biraz. O yüzden erken ayrılacağım İstanbul'dan. Sonra 2 ay orada geçireceğim. Bu yolculuk, bu serüven yeni insanlar kattı hayatıma. Her biri dünyanın bir yerinde. Yakın olmasak da onlarla bir gün elbette görüşeceğim yine. Yani umuyorum görüşürüz inşallah. Onun dışında yapmış olduğum gönüllü işleri, oradaki tanıştığım yerli çalışanlar, çocuklar, insanlar, onlarla vakit geçirmek, muhabbet etmek ve onlara yardım etmek bana çok iyi geldi. Birçok gönüllü işlerinde çalıştım. Bunu da izleyebilirsiniz bir önceki videolarımda. Onun dışında işte yürüyüşler, yine aktiviteler, dağlarda yürüyüşler, birçok şey yaptım ve dönüp baktığım zaman kendimle gurur duyuyorum. Çok mutluyum bunu yaptığım için. Çünkü her zaman hayalimde bu geziyi yapmak, bir yıl boyunca backpacking yapmak, gönüllü işi. Birçok şey vardı böyle. İşte yeni dili öğrenmek. Şu an İspanyolcayı tam olarak çözmüş olmasam da konuşabiliyorum artık yerli insanlarla. Yani dilim dönüyor artık. Ve bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü yıllardır İspanyolcayı öğrenmeye çalıştım Hollanda'da. Ama tabii olmadı. Çünkü kimse İspanyolca konuşmayınca uzaktan olmuyor. Fakat insanlarla konuştuğunuz zaman daha kolay oluyor öğrenmesi. Ve bunu çok yaptım. Ve başardığıma inanıyorum. Tam çözmüş olmasam da bir adım attım ve artık yeni bir dili konuşabiliyorum. Ve çok memnunum bunu yapabildiğim için. Hayalim de bu dili öğrenmek ve başlangıcını getirdim. İnşallah bundan sonra da devamı gelir. Hala öğrenmeye çalışacağım. Daha iyi konuşmak için. Onun dışında kendime vakit ayırmam benim için çok önemliydi. Ve bunu yaptığıma inanıyorum. Çünkü çalıştığınız zaman, ya ben daha önce full time çalışıyordum. Haftada 40 saat çalıştım. Yani 7 yıl boyunca. Tabii tatillere gidiyorsunuz arada ama bu böyle ara vermek gibi olmuyor. Benim için kolay olmadı tabii bu adımı atmak. Her şeyi geride bırakmak. İşte aile, ev, iş, çevre. Yani konforunuzdan çıkmanız gerekiyor. Ve gittiğiniz yerler bazen tehlikeli de olabiliyor. Bunları göze almanız gerekiyor tabii yola çıkarken. Aynı zamanda işte yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz, yeni yerler keşfediyorsunuz, yeni kültürler öğreniyorsunuz başka insanlarla tanışırken. Yeni şeyler öğrenmek bana çok iyi geldi. Güzel bir dönem ve dönüp baktığım zaman iyi ki yaptım diyorum. Ne zaman yapacağımı hiçbir zaman bilmiyordum ama hep dilimde dönüyordu yani bu hayalin. Bu zamana nasipmiş. Buradan sonra da artık iş aramaya başlayacağım. Çünkü artık çalışmam gerekiyor. Bu yola çıkarken tabii bir birikimim vardı ama tabii gönüllü işi yaparken kalacak yeriniz oluyor. Bazen yemek veriyorlar. Daha uyguna gelebiliyor yani gezeceğiniz, gittiğiniz yerler. Gönüllü iş yaparsanız eğer. Ve ben bunu yaptığım için hem yeni şeyler öğrenmiş oldum hem böyle bir imkan sunulmuş oldu bana. Bu Workaway diye bir platform var. Buradan yaptım bu gönüllü iş başvurularımı. Ve çok güzel yerlerdi şu ana kadar. Sadece galiba en son yaptığım gönüllü işi pek öğretici değildi. Çünkü orada daha çok bakıcı gibiydim. Neyse son ayım olduğu için idare ettim. Çünkü Costa Rica felaket pahalı. Yani herhalde gitmiş olduğum en pahalı ülke. Bunu biliyordum aslında ama ucuz bilet olduğu için Costa Rica'ya buraya geldim. Ve buradan en kısa yolun buradan olduğu için İstanbul'a ve en ucuz olduğu için buraya geldim. Ama yani yine aynıya denk geldi gibi. Çünkü aslında niyetim Arjantin'e gitmekti. Ama Arjantin tabii Güney Amerika'da olduğu için ve ters yerde olduğu için şu an Orta Amerika'dayım. Ve çok uzak bir mesafe. 3 saat falan sürüyor buradan. Aslında oraya gidecektim ama vazgeçtim sonra. Çünkü biletler çok pahalıydı. Ve oradan İstanbul'a gitmesi yine çok aktarmalı olduğu için gitmekten vazgeçtim.
Costa Rica'nın doğası çok güzel bir yer. Yalnız onun dışında pek bir kültürü, zengin bir kültürü, zengin yemek kültürü yok. Mimarisi pek güzel değil bence. Yani öteki ülkelere kıyaslan. Guatemala, mesela Meksika, Kolombiya'da çok böyle İspanyolların etkisini görebiliyorsunuz mimarisinde. Burada maalesef hiç yok neredeyse. Çünkü yerleşim yerleri hep yeni. Binalar, çok çirkin bir görüntüsü var çoğu binaların. Pek hoşuma gitmedi yani anlayacağınız. Pek de çok büyük bir ülke değil Meksika ve Kolombiya ya da Peru gibi. Küçük bir ülke. Sadece doğasıyla meşhur. İşte vahşi hayvanlar falan. Sörf yapmak için diğer bir yer diyorlar. Size de göstereyim. Benim rast kaldığım yeri. Harika bir yer. Bu gördüğünüz hostelin bahçesi ve Pasifik Okyanusu. Daha önce Meksika ve Kolombiya'da da Pasifik Okyanusu'na gitmiştim. Deniz daha böyle yeşilimsi kara. Karadeniz gibi birazcık böyle çok masmavi değil. Karayip Okyanusu masmavi bir yerde. Burada da ama deniz bayağı dalgalı, yüzülmüyor pek fazla. Zaman çok çabuk geçti. 10 ay oldu neredeyse. Video çekmeye devam edecek miyim bilmiyorum. Çünkü pek yani seviyorum aslında çekmeyi, gittiğim yerleri göstermeyi. Ama hedefim yani bu videoları başlatırken yolculuğumu kayıt almaktı. Dönüp baktığım zaman bunları izleyebilmek ileride. Şu an için yani günlük çekimler yapmayı sevmiyorum. O yüzden yani ne yapacağımı bilmiyorum. Belki siz yardımcı olursunuz. Belki sizin önerileriniz vardır. Çünkü herkes çekim yapıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Umarım beğenmişsinizdir Costa Rica'daki videomu. Devamını gelecek mi bilmiyorum. Ya İstanbul'da çekim yapacağım ya Giresun'da ya da Amsterdam'da döndüğüm zaman henüz belli değil. Benden bu kadar. Öpüyorum çok. Hoşça kalın.